Tantuni'nin en iyisi burada dediler. Mersin'e kadar geldik. Nereye? Memo Şantuni'ye geldik. Hadi girelim. Bakalım. Sen daha önce yemiştin. Nasıl buluyorsun? Ben Memo Şantuni'yi çok beğeniyorum. Tekrar tekrar da geliyorum o yüzden. Hakikaten Türkiye'nin en iyi tantunilerinden. Herkese tavsiye ediyoruz. Memo'yu da tanıyorsun. Gel o zaman onunla tabii, röportaj yapalım. Yapalım hadi. Hadi o zaman. Hadi. Tantuni'nin sahibi Memo da işte burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan hoş geldiniz. Tantuni yiyeceğiz. Kendi ellerimle yapacağım. Çok şanslıyız. Evet. Etlerimizin kalitesi. Ana sırtından olması. Kontrafresi, antrekotu. Biz yani müşterimiz de müşterinin gözüyle görmüyoruz. Evet, aileyi sahipleniyoruz. Ailemiz. Kanepe oldum, çok sevdim. Kadını aldı. Evet, evet. Artık bırakamıyorum tabii ki. Ne mutlu bize. Yani Adana'dan kalktık, buraya geldik. Biz uçaktan yeni yedik. Evet. Adana kebabımızı yedik. Yedikten evet, gördüm, sonra yolumuz Mersin'e. Kebapları yediler, şu an tantuni yiyecek. Evet, evet. Tantuni'yi kim yapacak? Ben yapacağım. Yani siz tek başında mısınız? Siz hep başındayım. Başka tabii. Yani öğlene kadar çarşıdayım. Evet. O bir şubemdeyim saat 1'e kadar. O bir şubeden buraya geliyorum. Gece 12'ye kadar da buradayım. Sabah kaç saattesiniz? Ben sabah 4.30'da. Maşallah uyumak yok yani. Uyumak yok. Yıllardır. Yeni şubeler. Omar diye bir abim. Evet. Onun içindeyiz. Tantuni'de fazla yan ürün olmaz diyorsunuz. Aynen. Biz etimizle meşhuruz. Et ön planda olmalı. Ön planda. Mezeler kebapla yenir. Taki şeyimiz limonumuz. Evet. Kışınsa turşu, yazınsa yeşil. Şu an ikisi de var. Evet. Diğer yapardı. Ben kapının kenarında bizim tezgahımız vardı. Orada tantuni yapardım. Baba içeride çiğer, ben tantuni. Boyum yetmezdi. Tahta kasalar vardı. Tahta kasalar aynen. Aynen tahta kasalarımız vardı. Tahta kasa, 3 tane tahta kasa koyardım. Aha. Üstüne çıkardım, tantuni yapardım. Tabii yıllar geçtikçe kasanın bir tanesini attım. İkiye düşürdük. Tabii. Bir tanesini attım, bire düşürdük. Tantalar düştü. Yani. Baba dedim bu tezgah bana olmuyor. Küçük gelmeye başladı. Tamam oğlum marangoz o zaman marangoz yapardım tezgahını. Gittik marangoza. Güzel bir tezgah yaptırdım zevkime göre. Küçük tüp koyardık altına. Öyle yapardım. O tüp alev alırdı. Ocağı şeyi kaldırırdık tepsiyi. Bir türlü zorlukla ya, yani. Nasıl? Tırnaklarla gelin diye. Yani. Bu kadar şey sihirli değnekli olmadı. Memo şova başlar. Başlıyoruz. Tantuni yapıyoruz. Yastık olduk. Yastığımı ver koyduk. Hafif acı. Ekmeklerimiz, açık ekmeklerimiz atılıyor. Şöyle güzelce yağlanıyor, ısınıyor. Etler korkulmadan atılıyor. Elinizi korkak alıştırmıyorsunuz. Bu işte korkak alıştırılmaz. Şöyle limonla sıkalım az bir şey. Biz yemeğe başlıyoruz. Eat a lane!